Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Çağımızın ihtiyaçlarının nokta nokta çok çeşitli kimyasalların üretimi ve ürünlerde kullanımı oldukça ileri seviyelere ulaştı. Kimyasal maddeler kullanılarak geliştirilen ürünler hayat kalitesini nokta nokta olsa da yeterli düzenlemeler ve etkili geri dönüşüm süreçleri olmadan çevre ve canlılar üzerinde çok ciddi zararlı sonuçlara yol açabiliyor. Sevgili dostlar bu tip sorularda belirleyici olan genellikle son boşluktur. Dikkat ederseniz hayat kalitesini nokta nokta olsa da yeterli düzenlemeler ve etkili geri dönüşüm süreçleri olmadan çevre ve canlılar üzerinde çok ciddi zararlı sonuçlara yol açabiliyor diyerek olsa da sözcüğünden sonra bir olumsuzlama durumu söz konusu. Demek ki buraya hayat kalitesiyle ilgili olumlu bir ifade gelmesi lazım. E o zaman zorluyor olmaz, ifade ediyor olmaz, gösteriyor olmaz, düşürüyor olmaz, yükseltiyor. Hayat kalitesini yükseltiyor olsa da şöyle şöyle zararları vardır. İlk boşluğa baktığımızda çağımızın ihtiyaçlarının karşılanmasında çok çeşitli kimyasallar diye devam etmiş. E dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır. Bu cümledeki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerden hangisinde vardır? Zekasına güvenip aylaklık edenler her defasında büyük bir hayal kırıklığı yaşarken çalışan kazanır düsturuna uygun olarak hareket edenler her defasında başarı yolunda emin adımlarla ilerler. Kıymetli dostlarım düstur sözcüğü genel kural manasına gelir. Şıklara baktığımızda hangi olumsuz durumla karşılaşırsanız karşılaşın sizi bu durumdan yara almadan kurtarabilecek bir yöntem olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Burada böyle bir ifade yok. İnsanlar çoğu zaman hayatı anlayabileceklerini düşündükleri formüller arar. Ancak bu yanlış bir tutumdur. Burada yok. Günümüzde sıklıkla eleştirilen fanatiklik ne yazık ki birçok insanın temel özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Burada yok. Edebi ürünler kimi eleştiri kuramlarının belirlediği ölçütler kullanılarak değerlendirilmeye tabi tutuluyor. Burada da yok. Her şey zıttıyla bilinir. Yargısı genel bir kural olarak yani düstur olarak geniş kitleler tarafından kabul görmüş. Evet düstur sözcüğünü karşılayan ifade burada verildi. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kol, çalışmak ifade sözcükleri belirtilen anlamlarını karşılayacak şekilde kullanılmıştır? İfade: Bir duyguyu yüz aracılığıyla anlatan belirtilerin mimiklerin bütünü. Kol: Bir şeyin ayrıldığı bölümlerden her biri dal kısım branş çalışmak iş veya görevi olmak bulunmak anlamında bir bakalım çocuklarına iyi bir gelecek sunmaya çalıştığını ifade eden Selma Hanım oğlunun geleneksel iş kollarında çalışmasına pek sıcak bakmıyordu şimdi baktığımızda ifade eden derken bunu sözleriyle ifade edecek mimikleriyle değil Dolayısıyla bunu eleyelim polise verdiği ifadede sözlü ifade bu da mimikle olmaz Dolayısıyla bu da elenir Halil öğretmenin mühendis olduğunu duydum mühendis mühendisin hangi kolunda yani hangi bölümünde çalışıyorsun sorusuna yüzündeki sevecen ifadeyle yani mimikleriyle makine mühendisiyim diye cevap verdi. E çalışmak burada da İş veya görevi olmak, bulunmak anlamında değil mi? Çalışmak. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak. Ahmet Bey konuşmasında Kızılırmak'ın kollarının bölgeyi bereketli hale getirdiğini ifade ettikten sonra yine ifade burada jest ve mimikler değil. Eledik. Yüzündeki ifadeden tamam. Acı çektiği anlaşılan delikanlı kollarına binen yükü azaltmak için evet kol bir şeyin ayrıldığı bölüm değil burada. Dolayısıyla bunu da eliyoruz. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı yay ayraç bir içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır. İnce eleyip sık dokuyan yani bütün ayrıntılarıyla araştırmak yazarların eserleri kendilerini hemen belli eder. Mevcut durumu eğip bükmeden yani olduğu gibi anlatır bu eserler doğru. Kendinizi Kurgu dünyasında yani hayal ürünü bir hayatta hissetmezsiniz. Çok güzel. Bu da eserin tesiri altında kalmanızı heyecan duymak değil. Tesiri altında kalmak ondan etkilenmek anlamındadır. Bu heyecan duymak olmaz. Ve dolayısıyla esere kapılmanızı güçlü etkisi altında kalmak evet sağlıyor, sağlar. E Dolayısıyla burada 4 numara parantez içindeki ifadeyi karşılamadı. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. Bu cümlede insanlarla ilgili olarak asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? İnsan doğasından gelen başarma arzusu sonucu ürettiği garip fikirler ve geliştirdiği eylemler sayesinde o arzunun sonucuyla karşılaştırılmayacak ölçüde kalıcı nitelikler kazanır. Yani baktığımız zaman burada başarı arzusuyla elde edilen başarıdan daha da etkili. Yani buna baktığımızda insanların başarı uğrunda zaman zaman tuhaf düşüncelerden etkilendiği yok. Başarı arzusuyla yapılanların elde edilen başarıdan daha etkili olduğu kesinlikle bu. Her insanın başarıya ulaşmak için kendine özgü bir planı olduğu değil, başarma arzusunun insanın doğasından gelen ve engel olamadığı engel olmak değil, geçelim. İnsanın başarı yolunda herhangi bir fedakarlıktan çekinmeden hareket ettiği değil. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Anadolu toprakları coğrafi konumu nedeniyle geçmiş çağlardan bu yana pek çok medeniyetinin buluşma, kurulma, gelişme sahası olmuştur. Birçok mimari yapı, sözlü ve yazılı eser günümüz toplumlarına miras kalmıştır. Peki, Anadolu'daki doğal güzellikler birçok medeniyetin Şimdi doğal güzellikler ifadesi burada geçti mi, geçmedi? Eliyoruz. Günümüzde mimari ve kültürel eserlerin birçoğu Anadolu topraklarında yaşamış medeniyetlerin izlerini taşıyarak bugünkü toplumların gelişimine katkı sunmaktadır. Yukarıdakilerle hiç ilgisi yok. Coğrafi konumunun önemi dolayısıyla Anadolu toprakları geçmişte yaşamış birçok medeniyetin katkısıyla pek çok esere ev sahipliği yapmaktadır. E, miras kalmasını eksik bıraktı. Bunu da eleyelim. Coğrafi konumundan dolayı birçok medeniyetin yaşama alanı olan Anadolu toprakları Tamam farklı türde pek çok eseri bugünün toplumlarına toplumlarının kullanımına bırakmıştır. Yani onlara miras bırakmıştır. Evet cevabımız bu olacak. Günümüz toplumlarının kullanımında olan birçok eser geçmişte Anadolu'nun verimli topraklarında yaşamış medeniyetlerin katkısıyla kendilerini göstermiştir. Verimli toprak ifadesi yukarıda geçiyor muydu? Geçmiyordu. Dolayısıyla bunu da eliyoruz. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur? Sıfat bulursak tamlamayı da bulmuş oluruz. Kişilerin yetenekleri hakkındaki inançlarının o yetenekler üzerindeki etkisi çok büyüktür. Üzerindeki etkisi derken üzerindeki etki şurada var. O yetenekler derken yine var kişilerin yetenekleri hakkındaki inançlar derken hakkındaki inançlar evet burada da var. Birinci de birden fazla yerde bulduk. Yetenek sabit bir özellik değildir. Nasıl özellik? Sabit bir özellik. Evet burada da var. Hemen eleyelim. Performansınız büyük bir değişkenlik gösterir. Nasıl değişkenlik? Büyük bir değişkenlik. Evet burada da var. Öz verimlilik hissine sahip olanlar başarısızlıkların altında ezilmezler. Nasıl verimlilik? Öz verimlilik derken burada da bulduk. Olaylara acaba ne ters gidecek diye kaygılanarak değil bununla nasıl baş edebilirim anlayışıyla yaklaşırlar. Evet burada herhangi bir yerde bir sıfat görmedik. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede bahsedilen kültüre yönelik bir tespit söz konusudur. Birçok ülkede kendin yap kültürünün olduğunu ve bunu çocukluk çağlarından beri yaşamaya çalıştıklarını biliyoruz. Evet bu bir tespittir. Tamam. İkinci cümlede ülkemize özgü kalıplaşmış bir ifadenin yanlışlığı vurgulanmıştır. Ülkemizde şakayla karışık kullanılan başımıza icat çıkarma sözü olsa da bugün artık internetin de yardımıyla kendi imkanlarımızla çok sayıda projeyi hayata geçirebilirsiniz derken ülkemize özgü kalıplaşmış bir ifadenin yanlışlığına pek bir vurgu yapılmamış. Daha ziyade burada Birçok yapılabilecek şeylerden bahsedilmiş. Onun için B seçeneği bir dursun. Üçüncü cümlede kendin yap anlayışına uygun önerilere yer verilmiştir. Kendi drone'unuzu yapmanız mümkün olduğu gibi eski bir bisiklete elektrikli motor takarak yeni bir şeyler denemek de elinizde. Yani kendiniz bir şey yapabilirsiniz. Mesela bisiklete motor takabilirsiniz. Dördüncü cümle kendinden önceki cümleyi destekler niteliktedir. Ayrıca şimdiye dek genelde tamircilere gitmeyi gerektiren bazı konuları da ele alabilirsiniz. Evet ayrıca diyerek bunu destekledi. Beşinci cümle konuyla ilgili uzun iz... Izle izlemeler gerektiren bir işlem örneklenmiştir. Basit gelebilir ancak bir otomobilin sileceklerinin sadece filtrelerini değiştirmek ve bunun nasıl yapıldığını anlatmak bile uzun soluklu çok sayıda izlenme getirecek bir konu olabilir. Evet kesinlikle bu yanlışlığı zaten bulmuştuk. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Bu cümlenin öznesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Hemen özneyi bulalım. İşi çok fazla ciddiye almanız ve para kazanma isteği ya da haristik yüzünden kaleminizi Parisli yazarlarınki gibi aşağı bir düzeye indirmeniz şartıyla roman yazmak bir yazara yaraşan hoş, sağlıklı ve çok soylu bir oyalanma şekliydi. Bir yazara yaraşan hoş, sağlıklı ve çok soylu bir oyalanma şekli olan ney? İşi çok fazla ciddiye almanız ve para kazanma isteği ya da harislik yüzünden kaleminizi Parisli yazarlarınki gibi aşağı bir düzeyde indirmeniz şartıyla roman yazmak. Evet burası komple özne. Şimdi özne de aşağıdakilerden hangisi yoktur. İlgi ekiyle türetilmiş sıfat diyorsa şu deda hal ekinden sonra gelen ki'yi arayacağız. Evdeki, yoldaki, arabadaki. Şimdi şuradaki yazarlarınki derken bu sıfat türeten ki değildir. Bu ilgi zamiri olan ki yani ismin yerine gelen ki'dir. Dolayısıyla bu yok. Muhtemelen cevabımız bu. İsim fiil var mı bakalım. Evet şurada yazmak gördük mesela. Hemen eleyelim. Edat var mı? Şartı ile derken şurada bir edat bulduk. Bağlacımız var mı? Evet şurada ya da bağlacını görüyoruz. Sıfat tamlaması var mı? İşi çok fazla ciddiye almamız ve para kazanma isteği ya da haristik yüzünden kaleminizi Parisli yazarlar. Nasıl yazarlar? Parisli yazarlar. Evet sıfat tamlamasını da bulduk. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Ünsüz türemesi, ünlü daralması, ünlü düşmesi, ünsüz yumuşaması, ünsüz benzeşmesi. Bir sırrı sürüklüyor terlikler pıtır pıtır derken sır sırrı şurada hemen ünsüz türemesini bulduk. İzbe sofralarında, izbe sofralarında atıyor sızıların çıplak duvarda nabzı. Nabız kelimesi nabzı şurada bir ünlü düşmesi gördük. Hemen eleyelim. Çivi aralarında, çivi aralarında duyuluyor duyulmak, duyuluyor zamanın tahtayı kemirdiği, kemirdik, kemirdiği derken şurada ünsüz yumuşamasını gördük. Tavan aralarında, tavan aralarında. Şimdi şurada sürüklüyor fiilini atladık. Bakın o fiilin e, yor eki'nden önceki hali sürüklemektir. Sürükleyor, sürüklüyor. Evet, bir de ünlü daralması görmüş olduk. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği, yani ünsüz benzeşmesi olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Su içtiğiniz plastik şişeleri ya da markette tıka basa doldurduğunuz naylon torbaları çöpe atmayın. Bir yanlışlık göremedik. Bir plastik şişenin doğada tamamen çözülmesi 450 yıl sürerken naylon torbanın ömrü daha uzundur göremedik. Deniz kirliliğinin neredeyse tamamına plastik atıkların neden olduğu araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Bir sıkıntı yok. Kimi restoranlar da plastiğin olumsuz etkilerini görerek plastik şişe yerine cam sürahiler tercih etmeye başladı. Kimi restoranlar tercih etmeye başladı. D'yi cümleden çıkarttığımızda cümle bozulmadı. Demek ki bu D bağlaştır. Ayrı yazılması gerekir. Yanlışlığı bulduk. Denizlerde ve deniz civarında plastik ve naylon poşetler yerine tabiat dostu malzemeler almalıyız. Evet burada da bir sıkıntı yok. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? Bu rota yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra. Evet kıymetli dostlarım sıralar hep aynı ayrı. Yanı sıra ardı sıra peşi sıra bunları hep ayrı yazıyoruz. Yanlışlığı bulduk. Öngörüler doğru. Gelişi güzel doğru. Bir takım sosyal beceriler doğru. Takım yıldızlarından biri olan Herkül takım yıldızı doğru. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Virgülün kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yoktur. Arap çölü ve milyonlarca yıllık tortul kayaları alışık olmadıkları kadar hareketli bir güne şahitlik ediyor. Evet, özden sonra virgülü koymuş. Bunun kullanımında herhangi bir sıkıntı yoktur. Bilim insanları geçmiş yılların verilerini de kullanarak çeşitli modellemeler ile buzullardaki değişimi araştırıyor. Evet, zarf fiileki almış sözcüklerden sonra virgül gelmez. Yanlış. İstanbul'a düşen yağış miktarının azalması NASA'nın yeni yayınladığı uydu haritasıyla da kayda geçirildi derken DDA bağlacından sonra virgül gelmez. Hiçbir bağlaçtan sonra gelmez. Yanlış. Nature dergisinde yayınlanan yeni araştırmaya göre atmosferi ısıtan gazları sınırlamazsak Görland buz örtüsü 130 bin yıldır görülmemiş bir hızla eriyebilir. SSA 2 almış sözcüklerden sonra virgül gelmez. Dolayısıyla bunu da eleyelim. Basit bir mesele yüzünden kalbini kırdığı çocuğun ne yüzüne baktı ne de çocukla bir daha konuştu. NN bağlacı tekrar bağlaçların arasında virgül olmaz. Dolayısıyla bu da yanlış. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Bu parçadaki noktalama işaretlerinden hangisinin kullanımında yanlışlık yapılmıştır? Eskiden bu sularda çok bulunan Mersin balığı ve altın havyar denilen yumurtaları da önemli bir geçim kaynağıydı. Nisan-mayıs aylarında tıpkı somon balığı gibi yumurtlamak için nehrin ağzından yaklaşık 20 kilometre kadar içeri yüzen ve yumurtalarını bırakan Mersin balığının peşinden tüm Karadeniz'in balıkçıları bölgeye gelirdi. Ama barajlarla suyun debisinin azalması balıkları engelledi. Endüstriyel balıkçılık her yerde olduğu gibi burada da balığın soyunun neredeyse tükenmesine yol açtı. Şimdi sevgili dostlarım bu bir sıralı cümle. Sıralı cümlelerde elbette noktalı virgülde kullanılabilir. Fakat eğer cümlelerin kendi içinde virgül varsa, cümlelerin kendine ait bir virgülü bulunmadığı için bu sıralı cümleyi noktalı virgülle değil virgülle ayırmak gerekiyordu. Dolayısıyla burada noktalı virgülde yanlışlık yapıldı. Geri kalan noktalama işaretlerinde ise herhangi bir problem yok. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Benzetme, örnekleme, somutlama, tanımlama, karşılaştırma. Mehmet ile sevginin uçlarda buluşmasıdır şefkat. Merhamet ile sevginin özür diliyorum. İkisinin birbirine emaneti, ikisinin birbirine armağanı, ikisinin çıktığı yolculukta birbiriyle vakit geçirme imkanı, biri unutulunca ötekinin hatırlayacağı uzak yolculuklarda. Şimdi şefkat nedir sorusuna birinci cümlede cevap alabildik. Merhamet ile sevginin uçlarda buluşmasıdır şefkat. E dolayısıyla burada bir tanımlama yapmış. Uçlarda buluşmasıdır diyerek bunu somutlamıştır. Aynı zamanda somutlama da var. Devam edelim. Belki biraz da bu yüzden uzaklaşan merhameti görünür kılan sevgiyle dengelemiştir Tanrı şefkati. Belki biraz da bu yüzden merhametin gözlerine bakınca sevginin, sevginin gözlerine bakınca merhametin görünmesi. Merhamet yukarıdan aşağıya inen rahmete tutunan toprak kokusudur diyerek burada bir de benzetme yapmış. Yüksek yerlere yağan karın aşağılara yaklaştıkça aşağının ılıklığıyla karşılaşır karşılaşmaz erimesi, yağmura dönüşmesi ruhun karla karışık sevimli halidir diyor. E şimdi burada merhamet, sevgi bunlar birbiriyle de karşılaştırılmış durumda bir örnekleme yok. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Sosyal medya günümüzde kullanımı insanlar arasında hızla yayılan tek veya çift yönlü bir iletişim aracı konumundadır. Bu yönüyle sosyal medya bireylerinin eş, iş, arkadaş gibi kişisel seçimlerini etkileyebilir. Özellikle teknolojinin getirdiği yeniliklerin de sosyal medya kullanımını arttırdığını belirtmek gerekir. Çünkü sosyal medyada ortaya çıkan eğilimler gençler tarafından doğru başka bir deyişle onaylanmış olarak görülür. Aslında durumun pek de böyle olmadığı yine sosyal medya paylaşımlarındaki pişmanlıklardan anlaşılmaktadır. Şimdi sevgili dostlarım Üçüncü cümlede düşüncenin akışı bozuldu. Şunu da kontrol ettiğimiz zaman dördüncü cümle ikinci cümlenin devamı niteliğinde. Bu yönüyle sosyal medya bireylerinin eş, iş, arkadaş gibi kişisel seçimlerini etkileyebilir. Çünkü sosyal medyada ortaya konan eğilimler gençler tarafından doğru başka bir deyişle onaylanmış olarak görülür. Bakın dört ikinci cümlenin devamı düşüncenin akışı üçte bozuldu. Cevabımız da C seçeneği olacaktır. Bu parçanın başına, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Batılı toplumlarda giderek artan aşırı şişmanlığın insanlara özgü olmadığı, kent yaşamının ev hayvanlarını da ideal ölçülerin çok ötesine götürdüğü açıklandı. Son 25 yıl boyunca ev hayvanlarının beslenme eğilimlerinin incelendiği kapsamlı bir raporda Batı ülkelerindeki kedi ve köpeklerin %25'inin aşırı şişman olduğu belirtildi. Araştırmacılar, şişman insanların besledikleri ev hayvanlarının da şişman olduğuna işaret ederek bunun büyük olasılıkla aynı nedenden kaynaklandığını vurguluyor. Normal yemekler dışında bir şey atıştırmak. Raporda kent yaşamı ve hayvanların evlere kapatılmasının yiyeceklerinin bolluğu ve çeşitliliğinin hayatlar üzerindeki olumsuz etkileri vurgulanıyor. Şimdi sevgili dostlarım başa getirilecek olan cümle elbette kendisinden sonra gelen cümle uyumlu olmalıdır. Şunu da unutmamak lazım. Paragraflarda son cümle ile ilk cümle genellikle birbirine benzer. Bu bilgiyi de aldıktan sonra gelin seçeneklere inelim sağlıklı bir şekilde yaşamak tüm dünya ülkelerini ilgilendiren ve tehlike çanlarının çaldığı bir konu haline geldi. Aşırı şişmanlığın pek çok sebebi var ve şişmanlık sadece bizi değil en yakınlarımızdaki ve toplumu da etkiliyor. E şurada ne demişti? Yiyeceklerin bolluğu ve çeşitinin hayatlar üzerindeki olumsuz etkileri de vurgulanıyor. E parçanın kalan kısmında da şişmanlığın pek çok sebepleri olduğunun sadece bizi değil hayvanları da etkilediğini falan açıklamıştı değil mi? E dolayısıyla cevabımız Bursa olacak sağlıklı beslenme konusunda bilinçlenmek için bu oranın daha gözle görülebilir bir oran çıkması gerekiyor. Burada yok. Modern hayatın bize sunduklarını en iyi şekilde değerlendirmek ve topluma faydalı olmak zorundayız. Hayır. Batı ülkeleri bir an önce bir araya gelerek atıştırmalıklar konusunda bilinçlendirici etkinlikler yapmalıdır. İlgisi yok. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Konunun değiştiği cümleyi bulmamız gerekecek ve bir giriş cümlesi olmalı bu. Avustralya'daki bir firmanın ürünü olan sayısal park metre bozuk para, kredi kartı ya da cep telefonuyla ödeme kabul ediyor. Park metrenin numarasını ve ne kadar süreliğine park etmek istenildiği bilgilerini ileterek telefonla ödeme yapmak için ücretsiz bir hattan yararlanılıyor. Aygıt bozulduğunda ya da birileri aygıtı kurcaladığında sisteme bir ileti gönderiyor ve sistem de sorunu araştırıyor. Bir teknisyene haber veriyor. Akıllı park metrenin tüm işlemleri görevlilerce internetten izlenebiliyor. Aynı anda tüm park metrelere yeni emirler gönderebiliyor. Reyno benzeri akıllı park metreler şimdiden bazı kentlerdeki sokaklardaki yerini almışken ülkemizde de yeni bir ürünün heyecanı yaşanıyor. Türkiye gibi otopark sorununun derinden yaşandığı bir ülkede böyle bir heyecanın oluşmasına şaşırmamak gerekir. Evet kıymetli dostlarım 5. cümleden itibaren... Artık parkmetrenin özellikleri bırakıldı. Yeni bir heyecandan bahsedildi. Hatta bunun Türkiye'yi de etkilediğinden bahsedildi. Dolayısıyla ikinci paragrafa beşinci cümleyle yani D seçeneğiyle başlamamız gerekecekti. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? bir eleştirmen olarak birçok mektup alıyorum gelip benimle görüşenler de var öyküler romanlar getiriyorlar okumamı düşüncemi söylememi istiyorlar benim beğenimi düşüncelerimi tek ölçüt olarak kabul ediyorlar onlarla konuştuğumda yapıtlarındaki karakterlere yabancı olduklarını fark ediyorum onlara şunu demek isterim Çünkü yazdıklarını özümsemeyen bir yazarın başkaları tarafından beğenilmesi mümkün değildir bazen yapıtındaki bir kişinin ölmesi üzerine bir ay yaz tuttuğu belirtilir Şimdi siz bazen bu bu yapıtının başarısız olmasını düşünebilir misiniz? Evet burada bahsedilen, vurgu yapılan şey yazarın oluşturduğu karakterle özdeşleşmesi, adeta kendisi gibi hissetmesi. Bir de şurada dikkat ederseniz karakterlere yabancı olduklarını fark ediyorum. Onlara şunu demek istiyorum. Onlara yabancılaşmayın. Onlarla özdeşleşin diye bir şey gelmesi lazım. Kahramanlarınızın yaşamıyla özdeşleşmeye çalışın. Evet cevabımız bu. Öncelikle iyi bir kurguya sahip olduğunuzu ispatlayın. Kurguyla ilgisi yok. Duygusal konuların hep ilgi çekeceğini unutmayın. Geçelim. Eserlerinizde hayatı olduğu gibi anlatın. İlgisi yok. Toplumsal meselelere yer vermekten kaçınmayın. Evet cevabımız A seçeneği olmalıdır. Bu parçada Kemalpaşa ilçesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Coğrafi konumuna, ilçeye daha önce verilen isme, görünümündeki mevsimsel değişimlere, tarihteki önemine, hangi eserde bahsedildiğine. E gelin bir bakalım. Kirazıyla ve doğal güzellikleriyle tanınan Kemalpaşa ilçesi İzmir'in 29 kilometre doğusunda yer alıyor. Evet coğrafi konumundan bahsedildi. Tarih boyunca Kemalpaşa'ya gelin anlamına gelen nif denilmiştir. Evet, Önceki adından bahsedilmiş beyi de eleyelim. Bahar ayında kiraz ve diğer meyve ağaçlarının çiçek açmasıyla Kemalpaşa Ovası pembe beyaz bir örtüye bürünür. Evet bakalım görünümündeki mevsimsel değişim. Evet bunu da eleyelim. Yüksek tepelerden bakıldığında gelinlik giymiş bir dağ görüntüsünden dolayı bölgeye bu isim verilmiş ünlü gezgin Evliya Çelebi seyahatnamesinde Nif'ten bağlar içinde bir şirin kasaba diye bahsetmektedir. Hangi eserde bahsedildiği? Evet bu da var. Tarihteki öneminden bahsedilmemiş. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Evet dostlarım bu bir ana düşünce sorusu. Dolayısıyla paragrafı bu paragraf niçin yazıldı sorusu etrafında okumamız lazım. Bir bakalım Sözcüklerin katmanlı anlam dünyası size sınırsız bir anlatım olanağı sağlar. Bilgisayar başına geçip parmaklarınızı klavyenin üzerinde hareket ettirmeye başladığınızda ruhunuz en yalın haliyle oradadır. Size ise yalnızca bunları yazıya dökmek kalır. Ama tüm bunları bir kitabın kapağı arasında toplamak istediğinizde edebiyatın sınırlı anlam dünyası sizi yazdıklarınızı kategorize etmeye zorlar. Nitekim yazdıklarınız bir denemeye, romana, öyküye ya da masala karşılık gelmelidir. Bu pencereden bakıldığında sözcükler ne ne denli cömertse edebiyatın duvarları da o denli dardırır. Evet baktığımızda edebiyatın bu kendine has kuralları sizin bir şeyler ortaya koymanızda sizi birazcık sınırlıyor. Edebi eser oluşturma sürecinde yaşanan zorlukların neler olduğu evet kısmen düşünülebilir. Sözcüklerin çok anlamlı olmasının edebiyatı olumsuz etkilediği değil. Edebiyatın kendi kurallarının anlatılmak istediğini sınırlandırdı ve evet, tam da bu sınırlamadan bahsediyordu ve bu paragraf bunun için yazılmıştı. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Yazarın vermek istediği mesaja sözcüklerin anlamlarının yetmediği değil, yazıya dökülenlerin yazarın kendi ruhunun yansıması olduğu değil. Cevabımız C seçeneği olmalıdır. Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Milattan önce 2400 yıllarında Çin'de geliştirilen abaküs, deniz aşırı ticaret yapan tüccarlar sayesinde Girit ve Miken bölgelerinden Avrupa ve Amerika'ya yayılmıştır. Abaküs hareketli parçalara sahip olduğu bilinen ilk hesap makinesidir. Arap sayılarının ve sıfır kavramının Abaküs yardımıyla geliştirilmesi tarih öncelerine gitmekle beraber halen dünyanın değişik bölgelerinde özellikle okul öncesi çağındaki çocukların matematiksel zekasını geliştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Çağdaş hesap makinelerinin ve bilgisayarların atası sayılan hesap aygıtı olan Abaküs'te amaç 4 ana matematiksel işlem yapmaktır. Temeli Girit ve Miken'e dayanan Abaküs'ün örneklerinin hemen hepsinde Girit ve ve Miken süsleme sanatından örneklerde bulunmaktadır. Yani bu abaküs dediğimiz şey gördüğünüz gibi Orta Asya'dan Avrupa'ya doğru gelmiş bir çeşit hesap makinesi. Abaküs Asya'dan Avrupa'ya yayılmış bir hesap makinesidir. Evet tam olarak bu. Eski zamanlarda Abaküs sayesinde ileri matematik işlemleri yapılmıştır. Hayır basit 4 işlemden bahsediyoruz. Abaküs kullanımı günümüzde oldukça azalmıştır. Azaldığından bahsetmiyor. Abaküsler eskiden birer süs eşyası olarak da kullanılmıştır. Hayır içinde süs olduğundan bahsediyor. Süs eşyası olduğundan değil. Bugünkü rakamlar Abaküs yardımıyla bulunmuştur. Hayır cevabımız A seçeneği olacaktır. Bu parçanın yazılma amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 3D yazıcı sistemleri fazla enerji, kimyasal ve su tüketimini azaltarak geleneksel üretiminin karşımıza çıkardığı birçok zorluğu ortadan kaldırmamızı sağlar. Çünkü 3D yazıcılar kullanılarak modeller kolaylıkla taranabilir. Ayrıca bu yazıcılarla giysi üretmenin bir diğer avantajı da giysi üretebilmek için fabrikaya da atölyeye ihtiyaç duyulmamasıdır. Bu durumda hazır giyim ya da moda gibi emek gücünün çok yoğun olduğu bir sektörde birçok harcama kalemi açısından maliyetlerin azalmasına yardımcı olabilir. Bundan daha da ilginci bu yazıcıların evler, evlerde de kullanılabilmesi ileride kendi giysilerimizi evimizde kendimizin yapabileceği anlamına da gelir. Düşünsenize mağaza mağaza dolaşıp size uygun olmayan birçok kıyafeti denemek zorunda kalmadan sizin vücut tipinize uygun başka kimsede olmayan size özel kıyafetlere evinizin rahatlığında sahip olabileceğinizi. Evet baktığımız zaman hayatımızı nasıl da kolaylaştırabileceği burada anlatılıyor. O da A seçeneğinde verilmiş 3D yazıcıların sağladığı kolaylıkları anlatmak için bu metin yazıldı. Cevabımız Adana. 3D yazıcıların gelişim sürecini açıklamak değil, 3D yazıcıların geleceği hakkında fikir yürütmek. Evet kısmen olabilir ama A seçeneği daha genel bir kapsam 3D yazıcıların modaya etkisini dile getirmek değil, 3D yazıcıların başarısını gündeme taşımak değil, cevabımız A seçeneği olacaktır. Bu parçadaki altı çizili ifadeyle durumlarından hangilerine gönderme yapılmamıştır demekte. Bir bakalım Postmodern edebiyat hakkında uzun yıllardır birçok şey dile getirilmiş, Amerika ve Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de postmodern edebiyatla ilgili yüzlerce çalışma yapılmıştır. Fakat Türkiye'de postmodern edebiyat çalışmalarının büyük çoğunluğunun öykü ve roman gibi kurmaca eserlere yönelik olduğu gözden kaçmaz. Buna karşın Amerika ve Avrupa'da postmodern edebiyat çalışmalarının ilk önce şiirde başladığı, daha sonra roman öykü gibi kurmaca metinlere yöneldiği görülür. Batıda postmodern şiir antolojilerinin uzun yıllardan beri hazırlandığı, postmodern şiir denilen bir olgunun çalışma nesnesi olarak ele alındığı bilinir. Türkiye'de şiir ve postmodernizmin ilişkisine değinen çalışmaların olmaması büyük bir eksikliktir. Bundan ötürü, evet bundan ötürü dediği bu tip çalışmaların olmaması, postmodern şiir denilen olgunun kökeninin incelenmesi ve özelliklerin ortaya konulması gerekir. Şimdi kıymetli dostlarım, Amerika veya Avrupa'da postmodern şiir çalışmalarının yapılması değil. Postmodern şiir hakkında çalışma olmaması. Evet Türkiye'de böyle bir çalışma yoktu. Evet bu var. Türkiye'de postmodernizme dair çalışmaların kurmaca metinlerle odaklanması. Yukarıda söyledi ama bundan ötürü dediği Türkiye'de bir çalışma olmamasıydı. E, bu da yok. E, dolayısıyla 1 ve 3'ten bahsedilmemiş buna gönderme yapılmamıştır. Cevabımız D seçeneği olmalıdır. Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Kıymetli dostlarım bu tip sorularda soruyu çözmeye ikinci sorudan başlamak her zaman büyük bir avantaj sağlayacaktır. Şöyle. Bireylerin sera gazlarının olumsuz sonuçlarına karşı yaptıkları nelerdir? Uluslararası kuruluşların bir takım çalışmaları var. Şimdi birey dedi, uluslararası çalışmalar dedi. Dolayısıyla girişle zaten uyum sağlamadı. A seçeneğini eleyelim. Sera gazlarıyla mücadele ve alınan sonuçlar hakkında neler söylersiniz? Uluslararası kuruluşların bir takım çalışmaları var. Ha evet girişe uyum sağladı. Kalanını okuyalım şimdi. Devletlerin bu çalışmalara bağlı olarak ortaya koyduğu sözler de var. Halkı bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor. Tasarrufun bu gazların salınımını azalttığı anlatılmaya çalışılıyor. Halkların bilinç düzeyinde bir artış olsa da bunun dönüşleri görülse de ne yazık ki devletler henüz verdikleri sözleri tutmuyorlar. Tutacaklarına dair de işaret görülmüyor sera gazlarıyla mücadele ve alınan sonuçlar hakkında neler söylersiniz? Evet genel bir değerlendirme yaptı. Sera gazlarının atmosferde artması ne tür gelişmeleri beraberinde getiriyor? Antarktika'da buz kaybının 40 yıl öncesine göre 6 kat fazla olduğu bu nedenle deniz seviyesinin 1,27 santimetreye yükseldiği biliniyor. İklim hatlarında değişiklikler olduğu, çöllerin hissedilir biçimde yer değiştirdiği, alışılmışın dışında hava olaylarıyla sıklıkla karşılaşıldığı görülüyor. Bunların nüfus artışı ve teknolojik ilerlemeleri tetiklemesi nedeniyle artan sera gazı salınımının sonuçları olduğu da apaçık bir gerçek. Sera gazlarının atmosferde artması ne tür gelişmeleri beraberinde getiriyor? Tam da bunları açıkladı. Dolayısıyla 1 ve 2 tam anlamıyla uydu. Cevap Bursa olacak. Tasarruf ile sera gazı salınımı arasında ne tür bir ilişki vardır? Paragrafın bununla hiç alakası yok. Eledik. Halkın sera gazlarına bağlı iklim değişikliği hakkında bilgisi var mı? Halkla alakası yok. Burada devletlerin söz verdiği sözleri yerine getirmemesi vesaire anlatılıyordu. İklim değişikliğinin dünya üzerindeki etkileri devam edecek mi? Yine bakın ikinci paragrafla hiçbir alakası yok. Dolayısıyla bu tip sorularda her zaman ikincisinden başlamak büyük bir avantajdır. O avantajı kullandık. Cevabımız Bursa olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi böyle düşünen bir aydının düşüncesi olabilir? Ortalamanın izinden gitmek, ortalamaya heveslenmek, mutluluğun bu yolla yakalacağına inanmak insanı ortalama bataklığına çeker, onun gelişmesini önler. Bu durum ortalamanın her geçen gün biraz daha düşmesine ve toplum olarak dibe yaklaşılmasına neden olur. Hali hazırda yaşanan buyken ve bunun farkındayken aydın olma sorumluluğunu bir tarafa bırakarak nasıl ortalama tuzağına düşebilirim? Bunu kendime hangi ahlaki değerle açıklarım? Yani ortalama olmayı eleştiriyor bu. Bir bakalım şimdi ortalamadan uzaklaşmak onu vasat diye eleştirmek ortalamadan hareketle yaşanacak yükselişin önünü keser hayır adam tam tersini söylüyordu anlaşılmak bir aydının en temel ve en anlaşılır isteklerinden biri olmalıdır anlaşılmayan bir aydının ne önemi olabilir ki yani ortalama ol diyor oysa bu adam ortalama olmayı reddediyor düşeni kaldırmak pastalarını yağlamak yıprananı değiştirmek topluma karşı hissedilen sorumluluğun doğal yansımasından başka bir şey değildir. Bu bir dursun. Sanatta ayarı tutturmak esastır. Yani ortalamayı tutturmak. Bunun dışında idealist eylemlerle ölçüyü kaçırmak sanıldığı gibi sanatçıyı başarılı kılmaz. Evet yine ortalamayı övdü burada. Zoraki yaklaşımların sınırları aşma çabalarının toplumun gelişmesine olumlu anlamda bir etkisi olmadığı gibi yani ortalamada kal diyor. Mevcut düzeni bozması açısından da zararlıdır. Yine ortalamayı övdü. E şimdi buraya baktığımızda Ortalama bir insan düşeni kaldırmaz, paslananı yağlamaz, yıprananı değiştirmeye çalışmaz. Sıradan insanın böyle dertleri yoktur. E dolayısıyla bunları yapmak iyi bir şeydir diyorsa ortalamanın dışında olmayı övüyordur. E haliyle cevabımızda C seçeneği olacaktır. Bu iki parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. İnsanlarda burun boşluğunda almaç denilen sinir uçları bulunur. Korku molekülleri bu almaçlardan beynimizin iç kısmında yer alan limbik sisteme itilir. Burada da kokunun ne olduğu algılanır. Beynimizde kokuların algılandığı limbik sistem aynı zamanda korku, neşe ve kızgınlık gibi duygusal tepkileri kontrol eder. Korkuların duygularımızı etkilemesinin nedeni aynı sistem tarafından algılanmaları ve kontrol edilmeleridir. Kokuların insanların duygularını etkilediği bilinmektedir. İyi notlar getirdiğinde annesi tarafından her defasında sütlaçla ödüllendirilen bir ilkokul öğrencisi, daha sonraki yaşamında da sütlaç kokusuyla karşılaştığında mutlu olur. Bu kötü durumlar içinde geçerlidir. Zehirlendiği bir yemeğin kokusunu alan bir kişi endişeye kapılır o kokuyu duyduğunda. Yani İkisinde de dikkat ederseniz aynı olgu ele alınmış ve özellikle ikinci paragrafta yukarıda anlatılan bilimsel bir olguyla ilgili günlük hayattan örnekler verilmiş. Bir bakalım. Aynı olgunun bilimsel nedeni ve günlük hayattaki örnekleri üzerinde durulmaktadır. Evet kesinlikle bu. İki farklı konuya ilişkin, iki farklı konu yoktu. Aynı olguyu farklı yönleriyle değerlendirip ele almak farklı yönleri değil, aynı yönleri ele alınıyor. Aynı düşünceyi pekiştirmeye yönelik farklı örnekler sunmaktadır. E bir de örnek yoktu zaten. Farklı üsluplar kullansalar da konuya benzer nedenlerle açıklamışlardır. E farklı üslup yok. İkisi de öğretici anlatımla yazılmış. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktır. Bu parçaya göre kişiyi alışveriş bağımlılığına yönelten nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Duygusal boşluğu doldurma ihtiyacı, duygusal boşluk, mutluluk arayışı, öz saygı eksikliği, mükemmelliyetçilik, dürtü kontrolünde zorlanma. Bir bakalım. Alışveriş bağımlılığı bir tür dürtü kontrol bozukluğudur. Evet bunu söyledi. E seçeneğini eleyelim. Kişi artan miktarda ve sıklıkta çoğunlukla da planladığından daha fazla alışveriş yapar ve kendini durduramaz. Kendini durduramamak. Evet burada yok. Devam edelim. Birçok insan alışveriş yapmayı sever ancak alışveriş bazıları için kontrol edilemeyen bir ihtiyaç halini alır. Kontrol edilmezlik tamam. E seçeneği. Alışveriş bağımlıları bir şeyler satın aldıkları zaman dopamin ve serenlerden serotonin hormonlarına dayalı yoğun bir haz duyar. Tekrar bu hazı duyma isteği onları daha fazla alışveriş yapmaya iter. Baktığımız zaman Evet aslında yorumlanabilir ama direkt olanı bulalım. Yaşamınızda bir şeyler kötü gittiğinde ve olumsuz duygular hissettiğinizde ya da kimi yönlerden eksiklikler hissettiğimizde bir tür terapi gibi alışveriş yaparak kendimizi rahatlatmaya başlarsınız. Alışveriş kısa sürede büyük bir probleme dönüşebilir. Evet mutluluk arıyoruz, duygusal boşluğu dolduruyoruz. Devam. Alışveriş bağımlılığı düşük benlik saygısı ile de yakından ilişkilidir. Düşük benlik yani öz saygı eksikliği. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacak. Mükemmeliyetçilikle ilgili hiçbir ifade burada yoktu. Cevabımız Denizli. Bu parçaya göre bilim insanı ve filozofla ilgili olarak yargılardan hangisine hangilerine ulaşılabilir demiş. Bir bakalım. Etkinlik alanları benzerlik gösteren başka bir deyişle insanı, insanın yaşadığı dünyayı, dünyanın bulunduğu evreni inceleyen bir bilim insanı ile filozof arasında yöntem farkı açık bir şekilde görülse de ulaştıkları sonuçların insanlığın faydasına olmadığını kim iddia edebilir? Biri net sonuçlara ulaşıp uygulamaya öncelik verirken, diğeri net sonuçlara ulaşanları ortaya attıkları ihtimallerle yönlendirir. Yönlendirenin de yönlenip somut sonuçlara ulaşanın da amacı insan insanın mutluluğudur. Evet bilim insanı ile filozof arasındaki ortak noktalara bakılmış. Aynı amaç uğruna aynı malzeme üstünde farklı yaklaşımlarla çalışıyorlar. Evet ortak amaç insanın mutluluğu. Bunu alabiliriz. F sonuç odaklı çalıştıklarından uygulamaya önem verirler. Böyle bir şeyden bahsetmedi. Çalışmalarının temel malzemesi üzerinde değişikliğe gitmeyi hedeflerler. Bir değişimden bahsedilmedi. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktır. Bu parçanın hareketle coğrafi işaretlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Coğrafi işaretler belirli bir bölgede ya da belirgin bir niteliğe ya da üne sahip olan ürünlerin ya da malların özelliklerinin tanımlanmasıyla söz konusu ürünün ya da malların tüketiciler tarafından tercih edilmesinde önemli rol oynayan kalite işaretleri olarak tanımlanabilir. Coğrafi işaretler tüketicinin satın almak istediği ilgili ürün ya da malın işaret edilen coğrafi bölgede ve ayırt edici özelliklerine uygun bir şekilde üretildiğine ilişkin güven sağlamaktadır. Coğrafi işaretler tüketicinin bilincinin artmasına katkı sağlarken üreticinin ürettiği ürünlerin ya da tüccarın satmış olduğu malın kalitesini arttıracak faaliyetlerde bulunmasını teşvik edici bir rol oynar. Yani hem üretici hem tüketici için olumlu bir yanı var. Üretici ürünü tanıyor, tüketici ürünü tanıyor, üretici de daha iyi mallar üretmeye çalışıyor. Bir bakalım coğrafi işaretler belirli niteliğe sahip ürünlerin tanıtımında ve ihraç edilmesinde önemli rol oynar. İhraç etmek burada pek yoktu. Dolayısıyla bunu beyleyelim. Bir bölgenin bütün ürünlerinin tanıtmana katkısı vardır. Bütün ürünler değil, tüketicinin satın alma kararlarını her zaman olumlu etkilemeyebilir. Olumsuzluktan bahsetmedi. Üreticiyi kaliteli ürün yapmak konusunda harekete geçirir. Özellikle son bölümde bunu vurguladı. Cevabımız denizli. Coğrafi işaretler, tüketicinin bilincini arttırdığı gibi tarımın da gelişmesini sağlamıştır. Tarım nereden çıktı değil mi? Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. Bu parçada sözü edilen ikizlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yaşadıkları yerde oldukça tanınmış oldukları, zorluklar karşısında hayattan soğudukları, farklı karakterler sergiledikleri, birbirlerinden ayrılmak istedikleri, sürekli mücadele ile geçen bir hayat sürdükleri. Evet bir bakalım. Yaptıkları yerde konum değiştirmek için bile büyük çaba harcamaları gerektiği göz önüne alınırsa birbirinden ayrılma isteği Ladan ve Lale Bijani'ye daha doğar doğmaz gelmiş olmalı. Evet ayrılmak istiyorlar dolayısıyla D'yi bir eleyelim. Devam edelim. Yaşamlarını çocukluklarından başlayarak ulusal şöhret olarak geçiren ikizler yaşadıkları tüm zorluklara karşın ülkelerinde güler yüzleri, akıl, azim ve kararlılıklarıyla tanınıyorlar. Evet zorluklar var. Ama bu yaşamdan soğuduklarını göstermez. Onun için bu bir dursun. Zorluklarsa her şey bir yana kişisel farklarıyla başlıyor. Kişisel farklılık. Farklılık vardı. Farklı karakterler sergiledikleri. Evet. Biri dışa diğeri içe dönük. Biri video oyunlarına bayılırken diğeri nefret ediyor. Biri avukat, diğeri gazeteci olmak istiyor. Avukat olmak isteyen ladan kazanıyor ve hukuk öğrenimi görüyorlar. Bunların yanı sıra yataktan kalkmaktan tuvalete gitmeye, yemek yemekten ders çalışmaya kadar yaşamlarındaki her şey ancak aralarında tartışılıp karara bağlanmak yoluyla gerçekleşebiliyor. 29 yıllık ömürlerinin son 15 yılı ise o hastane bu hastane dolaşarak kendilerini ayıracak bir doktor aramakla geçiyor. Şimdi yaşadıkları yer de zaten tanınıyorlar. Tamam. Zorluklar karşısında hayattan soğudukları. Şimdi zorluk yaşadıkları söylendi ama hayattan soğudukları böyle bir ifade yoktu. Sürekli mücadele ile geçen bir hayat sürdükleri kesinlikle. Evet, cevabımız bu sebeple B seçeneği olacaktır. Aşağıdaki parçalardan hangisi Dil ve kültür ile günlük hayat arasında dilin oluşumuna ve dönüşümüne neden olan yakın bir ilişki vardır. Dilin oluşumuna ve dönüşümüne yaşamdaki vardır düşüncesine uzak düşmektedir Uzak düşeni arıyoruz. Yaşamdaki değişim başlı başına bir sözcük öğütücüsü gibi çalışıyor. Günlük pratiklerle karşılığı kalmayan nesnelerin yüzyıllardır kullanılan isimlerini unutturuyor. Sofa gibi tandır gibi sözcükler ortadan kalk kal, kayboluyor. Evet baktığımızda burada dille ilgili bir değişimden bahsedilmiş. Dolayısıyla bu olabilir. Hızın hayatın olmazsa olmazı olduğu İnsanların zamanı aşırı ihtiyaç duyduğu toplumlarda ortaya çıkan diller kısa yoldan iletişimi sağlamak için yapılanmıştır. Bu dillerde gereksiz ifadelere rastlanmaz. Evet yine kültürün, yaşamın dili etkilemesi, şekillemesi üzerine konuşulmuş. Teknolojinin hızlı ilerleyişi sayesinde ortaya yeni çıkan kavramlar, yeni cihazlar ve fiiller sözcüklerin hacimlerini arttırıyor. Sözlüğe önce yabancı sözcükler, daha sonra bunların Türkçe karşılıkları giriyor. Yine dilin şekillenmesi, dilin değişmesi değil mi? dil kültürü taşıyan onun yok olup ölmesini engelleyen kimi zaman yok olsa da yeniden filizlenmesini sağlayan adeta büyülü bir olgudur. Dilin korunmasının dille oluşturulmuş ürünlerin arşivlenmesinde nedeni budur. Şimdi kıymetli dostlarım bu seçenekte D seçeneğinde yaşamın kültürün Değişen hayatın dile etkisi değil, dilin kültürü olan etkisinden bahsedilmiş. Dolayısıyla yukarıdaki düşünceye uzak düşmektedir. Dillerin söz varlıkları onların hangi toplumda geliştikleriyle doğrudan ilgilidir. Bakın yine toplumun dili etkilemesi. Devenin sık kullanıldığı yerlerde konuşulan dillerde deve ile ilgili çokça sözcük varken bunun böyle olmadığı yerlerde bu durum görülmez. Yani sosyal hayatın, kültürün dili şekillendirmesi. Evet, bunlar yukarıdaki ifadeyle yakındır ancak D seçeneği uzak kalmıştır. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Düşünmek farklı boyutlarda oluşan bir kavram olup hangi boyutları ile ele alınması gerektiği konusunda farklı değerlendirmeler yapabilmektedir. Felsefe ise düşünmeyi bir araç olarak kullanmakta, belirli bir içerik ve yöntemle hakikati anlamaya çalışmaktadır. Bu bakımdan çocukların hem düşünme hem de felsefe eğitimi ile erken yaşlarda karşılaşması, zihin çarklarının işlemesi için önemli bir adımdır. Ancak literatür incelendiğinde çocukların felsefe yapıp yapmayacağı konusunda farklı bakış açıları bulunmaktadır. Her ne kadar bu konu tartışmalı olsa da kesin olarak bilinen şey vardır ki o da çocukların düşünebildiğidir. Yani çocuklarımızı felsefe ile ve düşünme disiplini ile bir an önce tanıştırmamız gerekiyor. Bir bakalım. Düşünmek üzerine büyük filozofların görüşleri olmuştur değil. Felsefe gerçekleri aramak için her zaman en önemli aracı olan düşünme eylemini kullanmıştır değil. Çocuklar da zihinsel gelişimin ilk adımları düşünmek ve felsefe eğitimi tanışmaktır. Evet tam olarak bu. Çocukların felsefe yapıp yapmayacağı üzerine çeşitli bilimsel araştırmalar yapılmıştır. Evet yapılmıştır da bu parça bunun için yazılmadı. Felsefe eğitimi alan çocuklarda düşünme eyleminde artış görülmüştür. Evet bunu da alabiliriz. Ama parçanın yazılış amacı yani ana düşüncesi yani niçin yazıldığı C seçeneğinde verilmiş. Bu bakımdan cevabımız Ceyhan olacaktır. Aşağıdaki parçalardan hangisi odaklanmayı kolaylaştırmak ve böylece bir sorun üzerinde bıkmadan çalışmak mümkün mü sorusuna cevap vermektedir? İnsanı bir işi yapmaya ne kadar zorlarsanız zorlayın onda o işe karşı bir istek uyandırmadıkça bütün zorlamalarınız boşa gidecektir. İnsanın çalışmasını sağlayan, onu işine bağlayan işini yapmaktan aldığı manevi hazdan başka bir şey değildir. Burada odaklanma üzerine bir bilgi yok, yaptığın işi sevmekle alakalı bir ifade söz konusu. Zafere ulaşan yol azimle çalışmaktan ve kararlılıkla ilerlemekten geçer. Zayıf bir kişiliğe sahip olanlar, sabırsızlar, kısa yoldan başarı umanlar başladıkları hiçbir işi tamamlayamaz. Yaptıkları hiçbir işte başarılı olamaz. Çıktıkları hiçbir yolda hedefe varamazlar. Burada da sabır vurgusu, devamlı olarak çalışma vurgusu söz konusu. İşinizi ne kadar seviyor olsanız da zor bir işe yoğunlaşmak irade ister. Bu zorluğu ortadan kaldırmanın yollarından biri de gülmektir. Araştırmalar zor bir bilmece üzerine kafa yorma konusunda komik bir video izleyen kişilerin daha uzun süre çaba gösterdiklerini ortaya koyuyor. Ha şimdi odaklanmayı sağlayacak olan şey neymiş? Gülmekmiş. Eğer gülersek daha çok odaklanıyormuşuz. Evet yukarıdakine cevap verdim. Nobel ödülü almış büyük bilim insanlarının ortak özelliği imkansız görülen kimi durumları mümkün kılmalarıdır. Hiç şüphesiz bunu yaparken onları hedeflerinden alıkoyan birçok olumsuz durumla karşılaşmışlardı. Ancak bu büyük insanlar yılmadan yollarına devam ettiler. Burada başarılı insanların hayat öyküsü anlatılmış. Anlamanın, anladığını yorumlayıp yeni sonuçlara ulaşmanın biricik yolu üzerinde çalışılan konuya yoğunlaşmaktır. Bunu beceremeyenler, zihni daldan dala atlayanlar çıkarım zannettikleri ancak tutarsız ve aksi ispat edilebilir önermelerde bulunabilirler. Evet yine yukarıdaki ile ilgisi yoktu. Cevabımız C seçeneği olacaktı. Bu parçada Aylak Adam romanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? anlatılanlarının özgün olduğu, kendine has bir üslubunun olduğu, yayımlandığı dönemin edebiyat ortamı, ayrıntıya in, inmeden konusu konusuna okuyucu tarafından büyük ilgi gördüğü. Evet bir bakalım. 1959 yılında yayımlanan Aylak Adam, Yusuf Atılgan'ın ilk romanıdır. Tamam. Yapıtta bütün değerlerini yitirmiş, dayanacak bir şey arayan tedirgin miras yedi bir aydının yaşama anlatılır tamam konusu anlatılıyor mu anlatılıyor eleyelim kurtuluşu gerçek sevgide gören C bilinçaltının da etkisiyle aradığı kadını bir türlü bulamaz kurduğu ilişkiler ayrılmayla sonuçlanır. Yazar toplumsal nedenlere inmeden bu nedenlerin sonucunu, belirtilerini göstermekle yetinir. Aylak adamın neden mutluluğa eremeyeceğini sezmeyi okura bırakır. Yayınlandığı yıllarda konusunun yeniliği, anlatımının kendine özgülüğü, kendine has bir üslubu var tamam. Bireyin dünyasına eğilişiyle büyük bir ilgi gören Aylak Adam, Yunus Nadi Roman Mükafatı yarışmasında da ikincilik kazanmıştır. Evet anlatılanlar özgün, kendine has özgün bir üslubu var. Okuyucu tarafından da ilgi görmüş. Ancak yayınlandığı dönemin edebiyat ortamı. Yani diğer edebiyatçılar ne yapıyordu? Bununla ilgili bir bilgi yok. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktır. Bu parçaya göre C karakterinin hangi yönü vurgulanmaktadır? 1959 yılında yayınlanan Aylak Adam, Yusuf Atılgan'ın ilk romanıdır. Yapıtta bütün değerlerini yitirmiş, dayanacak bir şey arayan, tedirgin, miras yedi bir aydının yaşamı anlatılır. Kurtuluşu gerçek sevgide gören C, bilinçaltının da etkisiyle aradığı kadını bir türlü bulamaz. Kurduğu ilişkiler ayrılmayla sonuçlanır. Yazar toplumsal nedenlere inmeden bu nedenlerin sonucunu, belirtilerini göstermekle yetinir. Aylak adamın neden mutluluğa eremeyeceğini sezme işini okura bırakır. Yayınlandığı yıllarda konusunun yeniliği, anlatımının kendine özgürlüğü, bireyin dünyasına iyilişiyle büyük ilgi gören Aylak Adam, Yunus Nadi Roman Mükafatı yarışmasında da ikincilik almıştır. Şimdi bizim bu karakterimizin hangi yönü anlatılıyor? Adam mutluluk arıyor ama mutluluğu bir türlü bulamıyor. O da cevap D seçeneğinde verilmiş. Gerçek sevgiyi bir türlü bulamaması cevabımız D seçeneği olacaktır. Bu parçanın hareketle insan davranışları ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir demiş. İnsan kendi yalnızlığına doğru koşarken bile aslında varmak istediği kendisi dışında bir varlık değildir. Yani yalnız kalmak insanın yalnızlıktan kurtulmak isteğişidir. İnsan yalnız kalınca kendisiyle baş başa kalır. Yalnız kalma isteği bu açıdan bakıldığında gerçekte bir insanın kendisiyle diyalog kurma, ilişkiye geçme, kendisini arama, kendisine ulaşma arzusunu dile getirir. Lakin bu o kadar da kolay yapılamaz. İnsanlar yalnız kalmak isteyen birini gördüklerinde tedirginlik duyarlar. Çünkü yalnız kalmak isteyen kişinin kendilerini terk ettiği hissine kapılırlar. Terk edilmek insan için derin bir kaygıdır. İnsanlar yalnız birini gördüklerinde hemen etrafını sarar, onu meşgul etmek isterler. Amaçları terk edilmediklerini hissetme ve güven duyma arzusudur. Bu yüzden insanlardan kaçmak o kadar kolay değildir. Yani insanlar terk edildiklerini düşündükleri için yalnız kalmak isteyen insanları sürekli meşgul ediyorlar. Bir bakalım Hayattan kaçmak isteyen insan yalnız kalmak için etkin bir yöntem kullanma ihtiyacı duyar değil. Yalnız kalmaya kalabalıklar içinde yalnızlık çekenler ihtiyaç duyar değil. Yalnızlık ihtiyacı terk edilme korkusunu yenmek için geliştirilen bir davranış modeli değil. Yalnız kalma isteği insanların doğru iletişim kurma yetisine sahip olmamasıyla açıklanabilir değil. İnsanlar terk edildiklerini düşündükleri için yalnız kalmak isteyenleri sürekli meşgul ediyorlar değil mi? Evet cevabımız E seçeneği olmalıdır. Bu parçanın hareketle yalnız kalma isteğiyle ilgili yargılardan hangileri söylenemez demiş bir bakalım. İnsan kendi yalnızlığına doğru koşarken bile aslında varmak istediği kendisi dışında bir varlık değildir. Yani yalnız kalmak insanın yalnızlıktan kurtulmak isteğişidir. İnsan yalnız kalınca kendisiyle baş başa kalır. Yalnız kalma isteği bu açıdan bakıldığında gerçekte bir insanın kendisiyle diyalog kurma, ilişkiye geçme, kendisini arama, kendisine ulaşma arzusunu dile getirir. Lakin bu o kadar kolay yapılamaz. İnsanlar yalnız kalmak isteyen birini gördüklerinde tedirginlik duyarlar. Çünkü yalnız kalmak isteyen kişinin kendilerini terk ettiği hissine kapılırlar. Terk edilmek insan için derin bir kaygıdır. İnsanlar yalnız birini gördüklerinde hemen etrafını sarar ve onu meşgul etmek isterler. Amaçları terk edilmediklerini hissetme ve güven duyma arzusudur. Bu yüzden insanlardan kaçmak o kadar kolay değildir diyor. Şimdi hangileri söylenemez? etkin ve yeni bir gelişim sürecinin ilk aşaması değil elbette. Bu söylenemez mesela. Hayattaki olumsuzluklardan kaçma arzusunu yansıttığı değil. Yalnızlıktan kurtulma arayışı çünkü kendisiyle baş başa kalarak biriyle birlikte olmuş olacak. Evet bu olur. İnsanın kendisiyle buluşma isteğinden kaynaklandığı bunu zaten parçanın tamamında söyledi. Dolayısıyla 1'e ve 2'ye ulaşamayız. Cevabımız da A seçeneği olmalıdır. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Güzellik kaygısı, sanatsal incelik bir şiirin yapı taşlarıdır. Şunu bir alalım. Şiir dilinin güzel olmasının yanında toplumsal mesaj da vermelidir. Şunu alalım. Dönemin şiir anlayışında sorunlar olduğu su götürmez bir gerçektir. Şiir anlayışında sorunlar, gerçek eleştirinin olması iyi şiirlerin ortaya çıkmasını sağlar. Gerçek eleştiri. Şiir her dönemde en çok ilgi gören sanat türü olmuştur diyor. Bir bakalım. Şiirin iki önemli atar damarı vardır bence. Estetik kaygı ve toplumsal duyarlılığı. Evet baktığımız zaman güzellik kaygısı, estetik kaygı şiirin yapı taşlarından biri. Dolayısıyla girişte söyledim. Toplumsal duyarlılık yani toplumsal mesaj vermek. Yine de bir bakalım. Estetik kaygı dediğimiz şey dil, bilçim, ses, iç ses, kurgu, sanatsal incelik ve metin bütünlüğü gibi önemli ögelerden oluşur. Toplumsal duyarlılıklar ise yerleşik düzene karşı olma, sınıf mücadelesi, kadının yeri, savaşlar, kentleşme sorunları ve doğal gibi konulardan yola çıkarak var olan sistemi sorgulayan sermaye olgusuna karşı çıkan bakışa yoğunlaşır. Evet mutlaka mesaj verecek. Dolayısıyla bunu da bir eleyelim. Şiir yaşamsal organlarından bir ya da birkaçından yoksun kalmışsa şiirsel sağlığını kaybetmiş demektir. Bakalım devam edelim. Bu eksenden baktığımda şunu net olarak söyleyebilirim. Şiirimiz düne göre bugün de olumsuz bir tablo sergiliyor. Bugün de olumsuz bir tablo. Yani şiir anlayışında bugün sorunlar var. Evet bunu da eleyelim. Çoğu organları hastalıklı yazık ki. Bu durumun nedenlerini bireyci anlayışın öne çıkması, şiirimizin çok dağınık bir yapıda oluşu, seçiciliğe önem vermeyen dergilerin artışı ve ciddi eleştirmenlerin olmaması şeklinde özetlersem yanlış olmaz kanısındayım. Özellikle dil başlığı başına bir sorundur. Dolayısıyla her şeyden önce kurulan dilin okuyucunun belliğine sızması gerekiyor. Yani gerçek eleştirinin olması iyi şiirlerin ortaya çıkmasını sağlıyor mu? Sağlıyor çünkü iyi eleştirmenler yok diyor. Şiir her dönemde en çok ilgi gören sanat türü olmuştur. Böyle bir bilgi bu paragrafta verilmedi. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır. Bu parçanın hareketle şiirimizin düne göre daha olumsuz bir tablo sergilemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Ortak bir sanat anlayışının benimsenmemesi, içerik seçiminde titiz olmayan yayınların olması, sanattan ziyade popüleriteye önem verilmesi, şairlere yol gösterecek iyi eleştirinin olmaması, şiir dilinin okuyucular tarafından anlaşılmaması. Evet, bir bakalım. Şiirin iki önemli atar damarı vardır bence. Estetik kaygı ve toplumsal duyarlılık. Estetik kaygı dediğimiz şey dil, biçim, iç ses, ses, kurgu, sanatsal incelik ve metin bütünlüğü gibi önemli ögelerden oluşur. Toplumsal duyarlılıklar ise yerleşik düzene karşı olma, sınıf mücadelesi, kadının yeri, savaşlar, kentleşme sorunları ve doğa gibi konulardan yola çıkarak var olan sistemi sorgulayan ve sermaye olgusuna karşı çıkan bakışa yoğunlaşır. Şiir yaşamsal organlarından bir ya da birkaçından yoksun kalmışsa şiirsel sağlığını kaybetmiş demektir. Bu eksenden baktığımda şunu net söyleyebilirim. Şiirimiz düne göre bugün de olumsuz bir tablo sergiliyor. Çoğu organları hastalıklı yazık ki bu durumun nedenlerini bireyci anlayışın öne çıkması, şiirimizin çok dağınık bir yapıda oluşu, seçiciliğe önem vermeyen dergilerin artışı, ciddi eleştirmenlerin olmaması şeklinde özetlersem yanlış olmaz kanısındayım. Özellikle dil başlı başına bir sorundur. Dolayısıyla her şeyden önce kurulan dilin okuyucunun belleğine sızması gerekiyor. Ve evet, sorunların hepsini tek tek çizdik. Şimdi ortak bir sanat anlayışını benimsememek, dağınıklık vardı değil mi? İçerik seçiminde titiz olmayan yayınlar. Evet şurada dergilerden bahsetmişti. Seçiciliğe önem vermeyen dergiler. Tamam. Sanatsan sanattan ziyade popülariteye önem verilmesi, popüler olana böyle bir vurgu göremedik. Şairlere yol gösterecek iyi eleştirinin olmaması, ciddi eleştirmenler yoktu. Şiir dilinin okuyucular tarafından anlaşılamaması, okuyucunun belleğine sızması gerekir demek ki sızmıyor. Bunu da eleyelim. Cevabımız C seçeneği olacak.